Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Afrika Birliği kurma serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup ederek onların birçok toprağını kendi elimize geçirmeyi başarmıştık. Ayrıca artık Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmak için önümüzde duran tek ve yegane engel Tanzanya devletiydi. Tanzanya devletini de aldığımız takdirde artık Doğu Afrika Federasyonu'nu kurup Afrika Birliği'ni kurmak adına yolumuza başlayacağız. Öncelikle ben ordumu niye oradan çektim? Bir dakika, orada asimile edilmemiş bölge var mı? Yok abi, asıl ordumuz burada. O orduyu biz bir hemen silelim. Ben asimilasyon işlemlerini başlayayım, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben asimilasyon işlemlerini başlattım ama beklenmedik bir olay gerçekleşti. Şu anda müttefiğimiz olan Etiyopya İmparatorluğu Devleti Tanzanya ile savaş halinde. Tanzanya pek tabii ki bu savaştan yıpranan taraf olarak çıkacaktır. Büyük ihtimalle çok büyük toprak kayıpları yaşamayacak diyecektim. Yaşayacaklar gibi görünüyor. Etiyopya getirme oğlum orduları. Dur, tamam dur, getirme daha fazla. Tanzanya dayan. Lan oğlum var ya, yapacak bir şey yok beyler. Yani diplomatik çıkarlarımız adına, kendi çıkarlarımız adına bunlara destek vermek zorundayız. Kusura bakma sevgili Etiyopya, sana destek vermem gerekiyor. Özür dilerim, Tanzanya'ya destek vermem gerekiyor. Yani gerçekten kusura bakma. Müttefiğimi şu an sırtından bıçaklıyorum. Ha, farkındayım ama kusura bakma Etiyopya. Gerçi ne kusuru lan, biz böyle de alırız der gibi daldılar adamlara ama bir kez daha gönder abicim. Hadi abi, hadi Tanzanya çevir, sonra ben sana da alacağım zaten. Sen çevir, sen çevir, ben sana da alacağım. Yani kendi çıkarlarımız için, bizim devletimizin çıkarları için bunu yapmamız gerekiyordu maalesef. Etiyopya İmparatorluğu kusura bakmasın, Angola'da savaş açtı. Ya abicim sen... Of ya, var ya aslında benim üzerimden asker geçiremesi Etiyopya, tamam. Ya Etiyopya kusura bakma, ittifaktan kovuyorum ben seni. Artık benim üzerimden asker geçiremez Etiyopya devleti. O sebepten birazcık daha Tanzanya'nın kafası rahat edebilir. Yani görüyor musunuz abicim, diplomatik çıkarlarımız uğruna verdiğimiz mücadeleye bakın. Birazcık daha şunları ticaret elbet para ver. Son bak, bu daha vermeyeceğim. Daha vermeyeceğim, bu son. Ay, ona göre yani değerli kullan, iyi kullan. Değerini bil o paranın. Somali devleti bize savaş ilan etti ama barış antlaşmasını kabul edeceklerdir. Bu arada orada Etiyopya askerini de yediler. Evet, o yüzden Etiyopya ile de savaşa girdiler. O zaman biz de dalalım abi. Yani biz de kendimize oradan bir pay çıkarmalıyız sonuçta. Ya var ya, gerçekten çok büyük şanssızlıklar silsilesiyle şu anda karşı karşıyayız, baş başayız. Bu kadar şanssızlıkla bir araya daha önce hiç gelmemiştim ben sanırım. Gelmişimdir illaki, yani o kadar seri var. Daha çok şanssızlıklarla karşı karşıya geldiğim serilerde oldu ama bu kadar üst üste geldiğini hatırlamıyorum ben. Yani gerçekten bayağı şu anda şanssız bir save'le İlerliyoruz gerçekten. Neyse, devam edelim abi. Yakınmaya gerek yok artık. Olan oldu. Biz artık yakınmaya değil, çaresini bulmaya bakalım. Şu asker keşke benim olsaydı. Güzel, güzel. Güzel, saldırılarımız başarılı oldu. Hemen şu toprağı da alalım. Yani biraz Etiyopya'nın toprağını kurtarmış olacağız orada ama olsun. Devam et. Sen oraya saldırma. Büyük bir kısımla buraya git. Geri kalan buraya gelsin. Aynen öyle, güzel. Biz de kendimize biraz pay çıkarmış olduk abicim böylece. Başkentini de alırsak hatta. Aynen, güzel güzel. Kıyı boyunca biz aldık aslında ya. Gayet iyi. Değerli toprakları biz aldık abi. Bir de şimdi Etiyopya bir barış yapsın. Bakayım tüm toprakları alabilecek mi? Bir dakika, niye barışmıyor? Ha, barıştı ve tamam, tüm toprakları aldı. Biz de hemen tüm toprakları alalım. Şöyle bakalım abi. Sınırlarımız bir acayip olacak ama ileride zaten Etiyopya İmparatorluğunu elimize geçireceğimiz için ya yakınmaya gerek yok. Sınırlarımız Etiyopya'yı aldıktan sonra güzelleşecek. Aslında Somali'den aldığımız bu topraklar bizim için iyi oldu. Yani şöyle düşünün, biz Etiyopya'yı aldıktan sonraki sınırlarımızı düşünün. Gerçekten çok daha güzel olacaktır, o sebepten sıkıntı yok. Hemen artık Tanzanya'ya çevirmiş abi. Tanzanya madem bu kadar yardım edip kendilerini ayakta tuttuk, artık kendilerini yıkmak da bize düşer. Hemen ordularımızı basmaya başlayacağız. Önce asimilasyon işlemlerimizi iyice bir tamamlayalım. Benim ordular nerede? Tamam, güzel, başlat hepsini. Güzel, diplomasi puanı yetmedi. Hemen buralarda da başlat. Çok iyi. Var mı başka? Var. Bayağı bir varmış abicim. Özellikle Demokratik Kongo'dan aldığımız toprakların birçoğunda asimilasyon işlemleri tam olarak tamamlanmamış. Hepsini de bir tamamlayalım. Daha rahat bir şekilde, kafamız daha rahat bir şekilde ilerleyebiliriz bu şekilde. Evet, gayet güzel. Sanırım bu sefer hepsi tamamlandı. Aynen öyle. Bütün asimilasyon işlemlerimizi tamamladık. Şimdi elimde 14.000'lik bir ordu var ve bu 14.000'lik ordunun Tanzanya devletine karşı yeteceğini düşünmüyorum. Sadece burada gördüğünüz adada bile adamların 6.300 kişilik, hatta 7.000 kişilik büyük bir orduları bulunuyor. Ben o yüzden paramı biriktireceğim. Sonrasında istihdam edilebilir nüfus haritasından en yüksek nüfuslu bölgelerden ordularımı basıp Tanzanya devletini şöyle her sınırdan kuşatma altına alacağım. Bu kuşatmayla beraber Tanzanya'nın yıkılışını kendi gözlerimizle görmüş olacağız. Hemen istihdam edilebilir nüfusa açıyorum ve ordularımı basmaya başlıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Toplamda 63.700 kişilik bir ordu bastık. Şu anda 63.700 kişilik bu ordumuzla savaşa hazırız. Başkentlerinin biraz daha yakında olan şu toprağa 9.600 kişilik bir ordu sevk ettim. Geri kalanlara 6.300'lük ordular yerleştirdim ve denizden de bizim güvenliğimizi sağlaması adına 10.000'lik bir orduyu donanma olarak görevlendirdim. Hemen savaşımızı ilan edelim. Başarılı olacağımızı düşündüğüm bir savaşla daha başlıyoruz ama önce Tanzanya şunları bir... Oha! Oha! Ya... Tanzanya sen nasıl bir devletsin abicim? Tamam, bu kadar yıpranmışken şimdi tam sırası, savaşını ilan et. Aynen öyle, artık buradan sonra herhalde yani zorlanmadan almamız lazım artık buradan sonra. Yani bu adamların çok yıpranmış olması lazım. Topraklarını 800 kez kaybedip geri aldıkları için artık yıpranmış olmanız lazım. Aynen öyle. Aynen güzel. Güzel. Tahmin ettiğimiz gibi yıpranmış bir durumdalar şu anda ve biz bu onların yıpranmış durumundan faydalanıyoruz abi. Evet, hemen saldıralım şu adalarına da. Buradan 3 adet toprağa göndereceğim ordumu. 4100, 4250, 4250. Devam et. Çok güzel, başkentleri de düştü. Adaya da çıktık, adayı da aldık. Evet dostlar, Angola hiçbir toprağı almasın, yoksa direktmen hiç beklemeden Angola'ya da savaşı ilan ederim. Hiç acımam. Devam edin abi. Angola bak, orada asker bekletiyorsun, görüyorum. Heh tamam, güzel, aferin, gitti o asker. Her nereye gittiyse cehennemin dibine kadar yolu var, umurumda değil. Güzel, tamam, deniz sınırlarını da kestik artık Tanzanya devletinin. Bu yüzden bir çıkarma da atamazlar kendilerine. Gayet güzel bir savaş sonrasında dostlar Tanzanya devletini de mağlup etmeyi başardık ve bütün topraklarını almaya hak kazandık. Artık Doğu Afrika Federasyonu'nu formlamak için her şeyimiz hazır. Hemen ordularımızı toplayıp başkentimize çekip anında Doğu Afrika Federasyonu'nu formlayalım. Tabi anında formlayamayız çünkü şu anda paramız yok. Asi çıktı ve hemen kestik bu arada olduğumuz yerde. 51.000 ordumuzu hemen başkentime yolluyorum. Hemen artıya çıkmamızı bekleyeceğim. Çıkalım hemen abicim artıya. Birkaç tur içerisinde çıkacağız. Çok güzel, artıya da çıktık ve artık Doğu Afrika Federasyonu'nu formlamak için Kenya devleti olarak her şeyimiz hazır dostlar. Kenya olarak Doğu Afrika Federasyonu'nu formlayan devlet olma ünvanına kavuşuyoruz bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Artık buradan sonraki hedefimiz ise Afrika Birliği'ni, yani bütün Afrika'yı toplayacağımız o büyük birliği formlamak olacak. Umarım başarılı olacağımız bir serinin başlangıcı şimdi olur dostlar. Hemen 51.000 kişilik ordumu, bayrağımız da güzelmiş bu arada, hoşuma gitti. Rengimiz de mavi. Hemen şimdi 51.000 kişilik ordumu Etiyopya'da aslında yollayabilirim ama Etiyopya güçlü bir devlet. O yüzden Etiyopya'yla daha büyük bir orduyla savaşa girebiliriz belki. Şöyle bakıyorum. Yani aslında var ya, bu orduyla bile alabiliriz. Olabilir yani, bilmiyorum. Ama alamaya da biliriz ya. Riske atmasak mı acaba? Bilemiyorum abi. Şu an çok kararsız kaldım. Bence riske atmayalım. Etiyopya'nın acelesi yok. Biz hemen şuraya Demokratik Kongo sınırlarına gönderelim ordularımızı. Ve Demokratik Kongo'yu bir an önce elimize geçirelim. Zaten rengi de bana aşırı benzediği için haritada karışıklık çıkarıyorlar. Burada Demokratik Kongo'yu bitirip Afrika'daki tek mavi devlet olalım abi, biz en iyisi. Güzel, bütün ordularımızı yolladık. Orada kaçlık var? Tamam, 8.000 yolla yeter. Aynen öyle. Şu anda 8.300 kişilik başkentimizdeki ordumuz hariç bütün ordularımızı yolladık sınırlara. Bu ne abi? He, bizim şimdi bir de ideoloji değişti. Cumhuriyettik galiba biz, demokrasi olduk abi. Tamam, yatırımları hemen arttır, vergileri biraz azalt. Bir dakika, mallar da... Aynen, bunu da birazcık azalt. Aynen öyle. Hemen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne savaşımı ilan ediyorum. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz ikinci savaş oluyor bu. İkinci savaşta artık kendilerinin tüm topraklarını almak yegane hedefim olacak. İlk savaşta çok fazla toprakları olduğu için maalesef savaş sonucu barış antlaşmasıyla bütün topraklarını alamamıştım kendilerinin, ama bu savaşların ardından çok %99 bütün topraklarını alacağız. Devam et abicim. Son bir tane toprakları kaldı zaten. Direniş. Bir de direnebiliyorlarmış bunlar. Ayıp. Ayıp. Evet, savaşın sonuna geldik dostlar. %100'lük bir savaş skoruyla Kenya olarak, hatta Doğu Afrika Federasyonu olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yok etmiş bulunduk an itibariyle. Doğu Afrika Federasyonu olarak gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi şu adımı bir değiştireceğim. Doğu Afrika Federasyonu yapacağım. Çünkü herkesin adı Türkçe. Benimki İngilizce olunca bir acayip oluyor. Doğu Afrika Federasyonu. Aynen öyle abicim. Bu şekilde daha güzel oldu. Doğu Afrika Federasyonu olarak dostlar sıradaki hedefimiz artık Afrika kıtasının güneyidir. Yani Angola, Zambiya, Mozambik, Zimbabwe, Güney Afrika Cumhuriyeti. Bu devletler bizim sıradaki hedeflerimiz olacaklar ama önce ordularımızı başkente çekip asimilasyon işlemlerini başlatma taraftarıyım. Çünkü uzun süredir asimilasyon işlemi başlatmadık. Gerek Tanzanya mıydı buradaki devlet? Tanzanya'ydı galiba değil mi? Aynen. Gerek Tanzanya devletini aldığımız topraklar olsun, gerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni aldığımız topraklar olsun. Şu anda asimilasyon işlemlerini başlatmadık. Hızlı bir şekilde başlatmamız lazım onları. Bu arada başkentimiz Arusha toprağına taşınmış. Demek Doğu Afrika Federasyonu başkenti Arusha'ymış abi. Bunu bilmiyordum. Hemen şu orduları biraz geriye çekeceğim. Asimilasyon haritasını açacağım. Aynen öyle. Hemen hızlıca Hepsini başlatalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün topraklarda, aldığımız bütün topraklardan itibariyle asimilasyon işlemlerini başlattım gördüğünüz üzere. Artık buradan sonra kime savaş açacağımızı belirlememiz bizim için yeterli olacaktır ama sıradaki savaştan önce ben açıkçası biraz yatırım yapma taraftarıyım. Ordularımı terhis edeceğim, tamam mı? Burada orduları terhis edeceğim. Sonrasında nüfus yatırımı yapıp ben bu orduları misliyle geri alacağım, merak etmeyin. Şu anda dostlar bu arada artık 7. sıraya yükselerek büyük güç unvanına eriştik. Toplamda 110 eyaletimiz, 197 bin ekonomimiz ve 2 milyonluk nüfusumuzla Etiyopya'nın çok daha önündeyiz gerçekten de. Etiyopya'nın neredeyse 3 katından daha fazla nüfusumuz var bizim. Açıkçası Etiyopya zor bir hedef değilmiş o zaman bizim için abi. Biz şu anda böyle bir kıtaya göre fazla güçlü, fazla OP bir devlet haline geldik gerçekten de. Şimdi ben biraz yatırım yapma taraftarıyım. Özellikle nüfus yatırımları. Sıralamaya bakıldığında hangisinde daha gerideyiz? Nüfus puanında Doğu Afrika Federasyonu olarak 6. sıradayız. Ekonomik puanda 8. sıradayız. Yani ekonomik olarak bir tık daha geride gibi görünüyoruz. O sebepten biraz ekonomik yatırım yapmakta fayda var. Asimilasyon işlemleri tam tamamlanmayan topraklarda hemen birer kez daha başlatalım. Bu gerçekten çok iyi oldu abicim. Bunları da otomatik yapıyor olması. Çok güzel. Hemen hepsini de başlat. Gayet iyi. Ne kadar kaldı abi? Biz bir yandan yatırımlara para vermeye başlayalım mı? Ya da yok, başlamayalım. Tam olarak yatırım yapacağım. Çünkü ben manuel yatırımlar da yapacağım ekonomi ekranından. O sebepten şimdi başlamak istemiyorum. Evet, şu anda tamamladık abicim bütün asimilasyon işlemlerini. O halde artık başlayabiliriz. Yatırımlara para ver. Aynı şekilde ekonomi haritasını aç ve manuel yatırımlarda başla. Ben en iyisi yatırımlara başlayayım. Ben yatırımları tamamladıktan sonra ise kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Yaptığımız ekonomik yatırımlar elimizi gerçekten epey bir güçlendirdi. Ekonomik olarak şu anda dünyanın en güçlü devleti iken toplam puan bazında Hindistan'ın maalesef bir gerisinde bulunuyoruz. Hindistan'ın bizden önde olmasının da sebebi pek tabii ki nüfus puanları. Kendilerinin nüfus puanı son derece fazla. Biz de birazdan fethedeceğimiz Etiyopya İmparatorluğu ile beraber nüfusumuzu yarım milyon daha arttıracağız. Üstüne koya koya ilerlemeye gayret edeceğiz, gayret göstereceğiz. Şimdi hemen istihdam edebilir nüfus haritamı açıyorum. Artık orduları basıp Etiyopya seferine çıkma vaktidir. Doğu Afrika Federasyonu olarak Afrika Birliği'ni kurmak adına Afrika'daki önemli engellerden bir tanesi olan Etiyopya İmparatorluğu'nu elimize geçirmemiz gerekiyor derken Angola'dan beklenmedik bir savaş ilanı geldi. Kendilerini de ele geçirebiliriz aslında. Hatta evet abicim, Angola madem savaş istiyor, tamam o zaman biz de istediklerini verelim kendilerine, ama bu istediklerinin karşılığında pek tabii ki bana bir borçları olacak. O da bütün toprakları, kendilerinin bütün topraklarını alacağım. Maalesef hata ettiler kendileri abicim. İşte 10-100 bin milyon yıllık devlet haklı abicim. Gidip çevrendeki en güçlü devleti savaş ilan edersin sevgili Angola devleti. Tabi bunlar Tanzanya savaşı ilan ettiler ve Tanzanya'yı epey bir zorladılar. Tabi bunlar Tanzanya'yı zorladıktan sonra da bir tarafları kalktı. Biz bunların havasını söndürmesini biliriz abicim. Biz çok balon patlatmış ülkeyiz. O sebepten hemen kendilerinin üzerine şöyle seferlerimizi gerçekleştirelim bakalım. Sevgili Angola devleti, kendini öyle Tanzanya ile yarışabilince bir şey sanmışsın. Gel bakalım, gel. Gel. Ya şurada 4700'lük bir ordunu gördüm. Sadece ondan birazcık tırsıyorum şu anda. Bir miktar daha ordu basalım. Sonuçta şu anda kendi topraklarımıza geldik. Devam edin abicim siz. Aynen öyle. Çok güzel, çok güzel. Evet, Angola balonu da maşallah söndürdük dostlar. Bugün de bir balon daha söndü. Hayırlı olsun hepimize. Şuradan devam edin. Sen de buraya saldır. Atlayalım turumuzu. Çok güzel, yaptığımız bütün saldırılar başarılı oluyor. Evet, bir tane yenilgi yaşadık. Orayı da hemen telafi edeceğiz. Bir kuşkunuz olmasın. Şuraya birazcık ordu yolla, başkentlerine gir. Buraya bayağı böl. Aynen öyle. Burayı da böyle abicim. Tamamdır. Evet, başkentlerine de girdik. Angola devletinin de bütün topraklarını bu savaşla beraber, yapacağımız barış antlaşmasıyla beraber daha doğrusu, elimize geçireceğimizi düşünüyorum. Son bir tane toprakları kaldı. Orayı da aldık ve Angola savaşında sonuna geldik ve pek tabii ki de bütün topraklarını almaya hak kazandık kendilerinin. Afrika Federasyonu'nu kurmam adına, Afrika Birliği'ni kurmam adına kendileri bana adeta bir hediye verdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Angola devleti artık Doğu Afrika Federasyonu'dur. Böylece Afrika'nın batısıyla doğusundaki denizleri birbirine birleştirmiş olduk. Bu yaptığımız savaşla beraber bizim için güzel bir haber oldu açıkçası. Şimdi hemen bütün ordularımı şurada gördüğünüz Kakolo toprağında toplayacağım. Sonra bu ordunun üzerine takviye yaparak Etiyopya İmparatorluğu Savaşı'na hazırlıklarımıza başlayacağız dostlar. Hemen topla bütün orduları Kakolo'da. 37 bin kişilik ordumuzu da hemen buraya doğru çek. Toplamda epey sağlam bir ordumuz oldu. Evet, yine fethedilmek isteyen bazı devletler var gerçekten de. Ben size inanamıyorum abi ya. Ama şu an seni fethetmeyeceğim. Çünkü adım Botswana. Acayip bir ismin olduğu için. Yok abi ondan değil ama şu anda askerlerim o bölgeden çekildi ve şu anda onu alırsam sınırlarım çok acayip olacak. Üstelik Güney Afrika Cumhuriyeti ile aramda olan sınırı daha da arttırmış olacağım. Bu da Güney Afrika gibi güçlü bir devlette rekabet içine girmek olur. Güçlü değilmiş ama olsun. Yine de şu anda kendileriyle sınır. Bu arada adamlar Birleşik Krallık'la savaşta lan, yazık lan. Birleşik Krallık adam. Artık sömürge yapma. Artık sömürge yapma. Artık sömürge yapma yeter. Afrika bezdi artık yeter. Bırak da Afrika'yı ben alayım. Bırak Afrika'yı Afrikalılar yönetsin. Sal. Sal biraz burayı. Evet bu arada hemen asimilasyon işlemlerimizi başlayalım. Sonrasında hızlı bir şekilde istihdam edilebilir nüfus haritamızdan ordularımı basıp Etiyopya devletine karşı savaş hazırlıklarına başlayacağım. Bu arada bayağı bir teknoloji yatırımı da yaptım ben ve gelen teknoloji puanlarını ekonomi büyümesine verdim. Şu anda 23 puanlık bir ekonomi büyümemiz var. Gayet iyi bir değer. Hemen ordularımı başkentime çekeyim. Artık başkentimin asimile oranı %100'e ulaştı. Bu arada ülkede enflasyon çıkmış. Artık ordu basmanın vakti ve zamanı gelmiştir dostlar. Ben en iyisi orduları basayım. Orduları bastıktan sonra Etiyopya Savaşı'na hazırlanmış bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Toplamda 176 bin kişilik bir ordu topladık şu anda ve savaşa hazır ve nazırız. Hemen ordularımızı sınırlara dizelim. Bugünkü videoyu 20 dakikada tutmaya çalışacağım. Çünkü bu savaşı gerçekleştirmek istiyorum açıkçası. Şu an video yaklaşık kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. 4 dakikada bu savaşı bitiririz herhalde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15 adet sınır var abicim. Epey bir sınır varmış gerçekten de. Biz o zaman şöyle 16 bin yapalım hadi. 16 bin asker her sınıra dizerek. Bir dakika lan 16 bin çok fazla oldu. Çok mu fazla oldu? Yo tamam devam et bakalım. Bir 16 bin yolla. 16 bin buraya. 16 bin buraya. 16 bin buraya. Fazla oldu abi galiba 16 bin. Biraz yetmeyecek galiba ordu. 16 bin buraya. 16 bin buraya. Kaç kaldı? Evet abicim yetmedi maalesef. Biraz ordu basımı gerçekleştirebiliriz açıkçası şu bölgelerde. Biraz ordu da kaydırabiliriz. İlla her birinde 16 bin olacak diye bir kural yok. Yani şundan bahsediyorum. 8 bin ordu hatta 6 bin ordu bu bölgeye kaysın. Aynen öyle. 6 bin ordu bu bölgeye kaysın. 6 bin ordu da bu bölgeye kaysın. Aynen öyle abicim. Evet güzel. Şu anda o zaman an itibariyle savaşa hazırız dostlar. Etiyopya İmparatorluğunu almamız demek gerçekten Afrika'nın artık çok büyük bir kesiminde hakimiyet kurmamız demek olacak. Hemen kendilerine savaşımı ilan ediyorum. Şu an maalesef gelirimiz de eksiye düştü. Savaşımı ilan ettim. Umarım yine zaferle ayrılacağımız bir savaş olacaktır dostlar. Şimdi sen oraya gitme. Sen buraya git. Sen de kuzeye git direkt ben. Aynen öyle. Sen buraya saldır. Daha mantıklı. Aa bu arada buraları boş bırakmışız. Oğlum niye öyle olmuş lan? Aa, bunu hiç düşünmemiştim ben, niye böyle oldu? Neyse devam edelim abi, atlayalım bakalım bir turumuzu biz. Aynen öyle güzel, zaten bir tur daha hazırlık turu olarak geçer. Sen oraya gitme artık, sen oraya gitme. Aynen. Heh tamam güzel oldu, bu çok güzel bir haber oldu. Allah'tan onlardan önce biz saldırdık o bölgeye. Şimdi artık daha hızlı bir şekilde ilerleyişlerimizi sürdürebiliriz. Bütün cephelerde istikrarı sağladığımızı söyleyebiliriz dostlar. Devam edelim. Şurayı ikiye böl, sen direkt buraya saldır. Bakalım Etiyopya bize karşı ne kadar direnmeyi başarabilecek? Sanmıyorum pek direnebileceklerini. Özellikle de başkentleri Addis Ababa düştükten sonra daha fazla direnebileceklerini düşünmüyorum. Şu an Kamerun devleti bize savaşı ilan etti. İyi de bir sayıda orduyla girdiler ama kendileriyle barışacağım. Şu anda başka bir savaşla meşgulüm. Sevgili Kamerun, seninle sonra savaşırız. Şimdilik lütfen barışımı kabul et. Ha, etmezsen de ordu basar tepene çökeriz, o da dert değil. Kabul etmez senin yararına olur. Yani ben Afrika'daki devletlerin barışını sağlamak adına buradayım. Ben buradaki devletleri alıyorum ki devletler arasındaki sıkıntılar çıkmasın. Artık Afrika bu değerli verimli toprakların, dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu bu bölge dünyanın en fakir bölgesi olmasın artık. Ben bunu istiyorum. Yoksa yani fetih falan hiç bizim aklımızda olan şeyler mi beyler? Siz biliyorsunuz yani beni. Beni aylardır takip edenler var yani. Fetih benim hiç aklımda olan bir şey mi? Asla. Asla. Kat A ve asla yani mümkün değil. Evet bu arada başkentleri düştü Etiyopya'nın. Bir yandan savaş karşısıyım derken bir yandan başkentleri düştü demek fazla trajikomik oldu ama olsun, devam edelim. Güzel 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 güzel. Burada bir devlet daha savaşıyor. Mısır mı bu? Mısır niye savaşıyorsun abicim? Sal da biz alalım ya. Sen zaten nasiplenmişsin nasipleneceğin kadar. Koskoca Nil nehrinin tamamına hükmediyorsun abicim sen, sal bize ya. Bunları biz hallederiz, sen uğraşma, sen boss'sun ya, sen patronsun patron. Uğraşma sen bunlarla. Senin uğraşmana ne gerek var? Tamam Mısır oradaki toprakları aldı. Ben de hemen buradaki toprakları alayım. Yani kendi aldığım toprakları. Gayet iyi ve tabii ki kabul edildi. Doğu Afrika Federasyonu olarak Etiyopya'yı da mağlup ederek artık Afrika'nın, özellikle de Orta Afrika bölgesinin büyük bir kesiminde hakimiyet sürdüğümüzü söyleyebilirim dostlar. Artık bir bölüm daha sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linklerden Keremli İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz hemen like atmayı ve eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.